Nikola Tesla 10 Temmuz 1956 yılında dünyaya geldi. Babası bir papaz, annesi okuma yazma bilmeyen bir ev hanımıydı. 7 kişilik orta halli bir ailede büyüdü. Tesla çok belli ki yeteneğini annesinden almıştı. Babası Tesla'nın papaz olmasını istiyordu. Ama Tesla'nın hedefleri farklıydı. Geçirdiği ağır bir hastalık esnasında babasına mühendis olmak istediğini söyledi. Babası Tesla'yı kıramadı. Annesinin de destek vermesiyle Avusturya Graz Politeknik Üniversitesi'ne girdi. Üniversitede 2 yıl kadar okudu. Henüz 3. sınıfa yeni geçmişti ve çok asosyaldi. Üniversitedeki öğrenim hayatının yarısına geldiği o dönemde okulu bırakmayı düşündü ve akabinde bıraktı. Bazı kaynaklar üniversiteden mezun olduğunu söylese de bizzat kendisi 1878'de okulu yarıda bıraktığını söylemiştir. Belki de okulun kendisine bir şey katamayacağını düşünmekteydi. Okulu bıraktıktan sonra alternatif akım üzerine çalışmaya başladı. Aynı yıl ailesiyle görüşmeme kararı aldı. Bir otomühendislik fabrikasına girdi ve çalışmalarına burada devam etti. Tesla bu dönemde çok ağır bir travma geçirdi, kötü bir haldeydi. Bu evrede babası devreye girdi ve Tesla ile ilgilendi. Tesla'yı Prag'daki Charles Ferdinand Üniversitesi'ne yazdırdı. Yakın bir zaman sonra babası vefat etti. Ve Tesla sadece bir dönem gittiği üniversiteyi 1980 yılında bıraktı. O dönem Budapeşte'de bulunan yerel bir telgraf şirketinde çalışmaya başladı. Ve sadece bir sene sonra şefliğe yükseldi. O dönem hakkında şunları söylemişti. Odamda yatarken 3 oda ilerideki bir saatin tiktak sesini duyuyordum. Birkaç kilometre uzaktan geçen bir at arabası tüm bedenimi sarsıyordu. Bu duygulardan kurtulabilmek için geceleri sürekli parkta uzun yürüyüşler yapardım. Tesla 1882 yılında Paris'e taşındı. Paris'te Continental Edison şirketinde çalışmaya başladı. Şirket, Edison'un fikirlerini Avrupa'ya yaymak ve uygulamak için çalışmaktaydı. Tesla bu şirkette kendisini epey bir geliştirdi. 1884 yılında eski patronu sayesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. Nikola Tesla'nın patronu Edison'a Tesla'yı önerdi ve şunları söyledi. İki tane büyük adam tanıyorum. Biri sensin, diğeri de bu genç adam. Edison, Tesla'yı şirketine kabul etti. Artık Tesla, Edison makinenin resmi bir çalışanıydı. Şirket Amerika'daki Pearl Caddesi'nin elektriğini sağlamaktaydı. Fakat caddeyi aydınlatma konusunda pek yeterli değillerdi. Tesla şirkette ufak tefek işlerde görev aldı. Şirketin teknik sorunlarına çözümler getirdi. Şirket hakkında birçok yenilik çalışması yaptı ve önerilerde bulundu. Ama bu öneriler pek önemsenmedi. Biraz gerçek dışı olarak görüldü. Edison Tesla'ya gereksiz hayallerle zaman kaybetmemesini söyledi. Tesla'nın iddiasına göre Edison, verimsiz motor ve jeneratörlerini geliştirmesi karşılığında kendisine 50 bin dolar yani günümüz parasıyla 1 milyon dolar teklif eder. İşi başarıyla tamamlayan Tesla, Edison'un yanına parasını almaya gittiğinde şu cevabı alır. Tesla, Amerikan şakalarından hiç anlamıyorsun. Bu söz bazı otoritelere göre Edison ve Tesla arasındaki akımlar savaşını başlatmıştır. Tesla bu olaydan sonra haftalık 18 dolar olan maaşının 25 dolara yükseltilmesine rağmen işi bırakır. O andan itibaren Tesla için çok zor dönemler başlar. 5 parasız bir şekilde 1 yıl geçirir. Bu dönemde çukur kazma işi bile yapar. Bu zor dönemleri A.K. Brown adlı şirkete girerek atlatır. Tesla'nın başarısıyla şirket büyür ve Tesla şirketi ortak olur. Tesla, Batı Broadway'de bir deney merkezi kurdu. O dönemde birçok buluşun patentini aldı. O kadar eşsiz ve yaratıcı buluşları vardı ki herkesi kendine hayran bıraktı. O yıllarda hayatının belki de en büyük dönüm noktalarından birini yaşadı. Amerika Elektrik Mühendisliği toplantısında yaptığı tek ve çok fazla alternatif akımlar gösterisi Tesla'yı dünyaya tanıttı. O tarihten sonra akıllarda tek bir soru vardı. Alternatif akım nasıl ticari olacaktı? Edison eğer bunu yaparsa kendisini yalanlamış olacaktı. O yüzden bu işi Edison'un amansız rakibi Westinghouse'un sahibi George Westinghouse yaptı. George, Tesla'nın çalışma ofisine gidip onunla tanıştı ve beygir gücü başına 1 dolar teklif etti. Artık Tesla'nın vaktiydi. Tesla, radyo, radar, MR,
lazer, robot teknolojileri ve deprem makinesi gibi hayatımıza doğrudan etki eden birçok buluşa imza attı. En büyük hayali enerjinin kablosuz bir şekilde transfer edilebilmesini sağlayabilmekti. En büyük mali destekçisi JP Morgan'a bu çalışmasını götürdü. JP Morgan bu projenin kendisine para kaybettireceğini bildiği için reddetti. Çünkü enerji çok ucuz ve kolay erişebilir olacaktı. Bu da JP Morgan için para kaybı demekti. Yani insanlık tarihini çağ atlatabilecek bu önemli gelişme para yüzünden hayata geçemedi. Günümüzde Tesla bobini olarak bildiğimiz sistemle küçük voltajlı elektriği iletebiliyoruz. Ama geliştirme konusunda henüz bir başarı sağlayamadık. O tarihten sonra Tesla çalışmalarına maddi bir destek almadan devam etti. Tesla yaşadığı dönemde bilim ve teknoloji alanında dünyaya çağ atlattı. 7 Ocak 1943'te tam 26 ülkede kendisine ait 300'e yakın patenti vardı. Yaşamının belirli bir kısmında Edison'la amansız bir rekabet içine girdi. Hiçbir zaman para kazanma gayesiyle çalışmadı. Bir şeyler başarabilmek ve insanlığa fayda sağlayabilmek her zaman önceliği oldu. 7 Ocak 1943'te Manhattan'daki New York Oteli'nin 33. katındaki 3327 nolu odasında ölü olarak bulundu. Bu dahi adam 7 Ocak tarihini 8 Ocak tarihine bağlayan gece kalp yetmezliğinden öldü. Para yönetimi hiç iyi değildi. Bunun bedelini de fazlasıyla ödedi. Hayatının son yılları borçları yüzünden sürekli bir yerlerden kaçarak geçti. Öldüğünde 86 yaşındaydı ve telefon silahı adını verdiği bir proje üzerinde çalışmaktaydı. Öldüğü gece otele gelen FBI iki kamyon belgeyi toplayıp gitti. Belgelerde neler olduğu hiçbir zaman açıklanmadı. 7 Ocak günü Tesla'nın mülteci yeğeni Tesla ile röportaj yapmak için otele geldi. Yanında aynı dergide çalıştığı iki bilim editörü de vardı. Tesla'yı ölü halde bulan bu üç yazar oldu. İlk iş olarak Tesla'nın vasiyetini aramaya başladılar. Ardından Tesla'nın projelerini ve deney aletlerini topladılar. Tam o esnada içeriye FBI'da çalışan görevliler girdi ve her şeyi toplayarak sırra kadem bastı. Peki o belgelerde neler vardı? İçinde Türkler için bir şeyler söylediği mektupların da bulunduğu belgelere neler oldu? Tesla son zamanlarında silah endüstrisi konusunda çalışmalar yapmaktaydı. Mikrodalga silah, deprem ve tsunami silahı gibi çalışmaları vardı. FBI tehlikenin farkındaydı. O yüzden Sovyetler Birliği Kızıl Ordusu gelmeden dosyalara el koymalıydı. Ve öyle de yaptı. Tesla bütün çalışmalarını New York'taki bir depoda saklamaktaydı. Tüm çalışmalarını 50 kutunun içine sığdırmıştı. Hatta fazla gelenleri Grosvenor Clinton adındaki bir otele emanet olarak bırakmıştı. Öldüğü gece bu bilgiye ulaşan FBI anında otele gidip oradaki belgeleri de topladı. Bazı kaynaklara göre oteldeki belgelerde Tesla'nın kablosuz enerji projesi hakkındaki çalışmaları vardı. Bir diğer önemli belge de Ölüm Işını ismini verdiği çalışmasıydı. Bu çalışma Almanya, Amerika ve Sovyetlerin bir hayli ilgisini çekti. Bu alanda uzun yıllar süren çalışmalar yapıldı. Ölüm ışını, düşman devletlerin elektronik sistemlerini tamamen çökertip adeta elektronik bir duvar örmeyi sağlamaktaydı. Körfez Savaşı ve Yugoslavya'nın bombalanmasında bu projenin etkisi olduğu söylenir. Tsunami silahı içinde birçok kez test edilip başarıya ulaştığı söylenmekte. Tsunami silahı denize dev dalgalar oluşturmayı sağlayan bir cihazdı. Tesla öldükten sonra annesine yazdığı mektuplar ortaya çıktı. Mektupta Amerika'da yaşadığı kötü günlerini, pişmanlıklarını ve yaşadığı vefasızlığı kaleme aldı. İnsanlık adına yaptığım onlarca çalışmaya rağmen sadece aşağılanma ve hakaretler işittim. Tesla yazdığı mektupta kimseye güvenemediğini şöyle dile getiriyor. Garip dillerde dua edip yemek yiyen insanlar gördüm. Bu sabah bir ses duydum. Ama sesin içeriden mi yoksa dışarıdan mı geldiğini idrak edemedim. Sonunda insanlığın hükümetlere bağımlı olduğunu öğrendim. Sadece tek bir insanın dünyayı değiştiremeyeceğini anladım. Anne, bu mektubu hiçbir zaman okuyamayacağını biliyorum. Ama neden okuyamayacağını ve sana neden hala ısrarla yazdığımı bilmiyorum. Senden gittiğim için beni bağışla. Cenazene bile gelemeyeceğim. Tesla mektubun bir kısmında Türkiye'yi tercih etmediği için pişman olduğunu, Türklerin bütün bu yaşananlar hakkında daha fazla bilgiye sahip olduğunu söylüyor. Tesla, annesi öldükten sonra bile ona mektuplar yazmaya devam etti.
o mektupların birinde şu can alıcı sözleri söyledi. Benim keşfimin insanlık için çok erken olduğunu düşünüyorum ve daha da ilginci meselenin benim keşfim olmadığını da biliyorum. Her şeyi kontrol eden ve planlayan birinin olduğunu çok net görebiliyorum. Nikola Tesla.